Ya siktir git ya. Bak, hiçbir şey sadece okuyorsun. Ya sadece bak okuyorsun. Ama şimdi ben bir hazırlanmadım. Bana lap diyorsun ki sen o zaman şey yap. Ya kanka. Arkadaşlar merhaba. Her ay yaptığımız koleksiyon incelemeleri videosuna hoş geldiniz. Ben biraz hastayım, sesim biraz o yüzden değişik olabilir. İşte eşim yanımda, beraber bu hafta, bu ay bize gelen fotoğraflara bakacağız. Bazıları eskiden gelen fotoğraflar güncellenmiş, yani birkaç figür eklenmiş, birkaç figür eksilmiş halde olanlar da var. İlk kez gelen bir sürü var. Bakalım bu ayki şeyler, fotoğraflar nasılmış. Hep beraber değerlendirelim. Şöyle açayım. Alttan başlayalım. İlki Vincent Love diye birisi. Bu bizim Discord'dan gelen fotoğraf. 6, 8, 10, 12, 13 tane figürü var. Ben şöyle genel bir bakayım. Sonra da sen ne düşündüğünü söylersin. Genellikle 3 avatar var. Biraz böyle çeşitli diyebilirim yani. Anime figürleri var. Avatar var. Böyle biraz değişik değişik her yönden. Burası zannedersem bilgisayar masası. Bu şekilde güzel bir koleksiyonu var. Zannedersem bunlara da koruyucu da var. Evet. Aynen. Şunların kenarları hep koruyucu. 3-4 tanesi koruyuculu olduğuna şunlar eminim. Şunlar değil. O var galiba. Bayağı belli zaten. Bakın bunda da var. Aynen, bazılarında koruyucusu da var. Şunlarda mesela yok. Güzel şekilde şurada güzel bir Luffy figürü falan var. Güzel bir koleksiyonu var. Zannedersem başyalı da çok olmadı. Ama güzel bir koleksiyonu var arkadaşın. Sen ne düşünüyorsun? Hoşuna giden ben neler var? Ben görmediğim şey, figürler var. Yani daha önce hiç karşımıza çıkmayan figürler var. Ben Luffy'nin figürünü beğendim. Daha önce de görmüştük galiba ama o zaman bu arklara gelmemiştim. Çok benzetememiştim. Hı hı. One Piece izleyicisi olarak bence güzel. Alsam onu alırım. Bu da bir de şey dikkatimi çekti. Kier Elat bir var ya. Evet. O da güzel gözüküyor. Yani sevimli gözüküyor. Bunu da ilk kez gördük zaten galiba. Yani şu da 7 Ölümcül Günah'tan Escanor figürü. Gayet güzel. O da güzelmiş. Evet. Figürleri gayet güzel. Böyle devam et diyelim. Bir sonraki. Bayağı çok var, o yüzden biraz çok fazla takılamayacağız. Space Cowboy. Bunun başka bir şeyi var mıydı diye bakıyorum hızlıca. Tamam. Space Cowboy. Bu hem çizgi roman, hem manga, hem Funko topluyor. Şöyle kısaca Funko'larına bakalım. Fortnite var. Hunter x Hunter. Jujutsu Kaisen figürleri var. Şurada biraz evet, böyle Boys'tan çok güzel bir figür var. Crow, Star Wars yine güzel burada. Deadpool ve Spider-Man. Böyle her sevdiği karakterin bir tane figürü var diye. Özellikle ben Homelander'a bayıldım. Sen genel olarak ne söylemek istersin? Zaten şey, Funko Pop'a yeni başlamış galiba. Yani, animelerine, şey, evet, mangalarına göre. Mangalarına göre bayağı az ama muhtemelen dediğin gibi kafasında da belli bir şey var galiba. Zaten manga sevdiğine göre, çizgi roman manga sevdiğine göre ne istediğini de biliyor. Güzel figürler var. Fortnite'da ben beğendim. Aşağıdaki figür güzelmiş. Hangisi? Sağdaki ne? Skull Trooper. Skull Trooper. Fortnite figürü. Hunter Hunter'dan var. Burada iki tane Hunter x Hunter, Gon ve şey figür var. Mahito ile Satoru Gojo. Güzel. Şöyle ikişer tane figür var. Gayet hoş bir koleksiyon. Şu büyük değil mi Marvel olan? Şurada Spider-Man'in. Bir tane de Spider-Man'in komik cover'lı versiyonu var. Gayet. Koruyucu da var bu arada hepsinde sanırım. Hepsinde var mı? Evet, küçüklerin hepsinde var gibi geldi bana. Bazılarında var gibi. Şunda mesela Spider-Man'de falan var gibi gözüküyor. Bayağı evet. Bence. Space Cowboy'unki de bu kadardı. Sırada Madenci X'in koleksiyonu var. Bayağı geniş bir koleksiyonu var ve çok güzel figürler var içinde. Özellikle şurada bir Game of Thrones ve House of Dragon setleri var. Ama benim favorim yine buradaki Boys seti. Boys setinde şu Kimiko ile A-Train yeni çıktı nispeten ama şu Translucent, Homelander ve Starlight eski figürler. Bulunması daha zor figürler. Özellikle Homelander zannedersem en değerlisi. Starlight'ı birkaç bir yerde görmüştüm. Ama bunlar bayağı güzel. Şurada şu Superman ile Lewis'in Amazon'da satılıyordu zannedersem. Gayet güzel. Ben de almayı düşünmüştüm. Çok hoşuma gitti benim de şu. Yine böyle burada üçlü güzel büyük figürler var. Yine şuradan kısaca gidelim. Spider-Man'in güzel bir figürü var. Bakuman falan. Ben Bakuman'ı izlemediğim için bilmiyorum. Burada yine ilgi çekici olan iki tane Rick and Morty figürü. Hatta üç tane Rick and Morty figürü var. Onlar da gayet güzel. Spider-Man ikinci Spider-Man figürü. Şöyle bazıları Wednesday figürü. Bu da güzel bir figür. Black Adam. Şunun bende Chase'i var biliyorsunuz. Burada bir tane daha Rick and Morty. 3-4 tane de Star Wars figürü var. Böyle genel bir koleksiyon. Benim en çok hoşuma. Boys figürleri gitti.
Sen genel olarak ne düşünüyorsun hem koleksiyon hakkında? Bir de kaloriferin üstüne şöyle tahta falan koymuş. Evet. Güzel olmuş bence. Platform kötü de olmamış. Aynen, kötü de olmamış. Burada belki hani şuradan şuraya bir raf daha koyup bunlar iki kat olabilir. Daha, yani bütün yük en alttakilere binince böyle en alttakiler bir sene sonra falan böyle biraz yamulmaya başlıyor. Ve hiçbirinin de koruyucusu yok gerçekten. Yok mu? Yok, şu Boyz'da var mesela. Var şu, mı? Evet, varmış. Onda varmış. Birkaç tanesinde varmış. Muhtemelen değerli olanları herhalde aynen, almış. Aynen. Ama alttakilerin hiçbirinde yok gibi geldi bana. Hı-hı. O yüzden bayağı deforme olabilir. Ama bayağı hoş duruyor, gözüküyorlar. Evet, bakınca. Şey, sıralama olarak çok güzel. Ben burası de... daha çatı katı değil mi? Çatı katı gibi duruyor. Evet, dubleksin üst katı gibi duruyor. Aynen. Gayet hoş gözüküyor. Spider-Man ve Lois figürü benim de hoşuma gitti. Güzel gözüküyor. Superman'le. Evet, Spider-Man diyorum. Superman'le Lois figürü güzel. Tam dedim ki güzel. Çok güzel sallıyor. Çok ya. Ara verdik. Çok sallıyorsun ama salladığın şeyler bilinen şeyler. Yani oku bari. Çok ara verdin. Adapte olmak da çok zorlu. Superman'le Lois figürü benim de hoşuma gitti. Boys'un hangisi daha değerli demişti? Şu Homelander. Homelander. Ne kadardır ortalama? 30 doların üstünde olduğuna eminim. Güzel. Ya ben şey olarak da figürler de beğendim yani. Hani böyle çekici figürler var bence. Böyle hani sürekli bulunabilir figür var mı? Çok azdı yani sanki. Şu Spider-Man'in figürlerini de hoşuma gitti benim şuradaki. Şu Spider-Man. Aynen, ikisi de çok hoş duruyor yani. Özellikle çok alttaki. Çok güzel koleksiyonu var. Hayırlı olsun diyelim. Şu taraftakiler daha hoş. Bu taraftakiler biraz daha karışık diyelim. Ben bu taraftakileri daha çok beğendim. Öyle söyleyeyim. Madencikse de teşekkür ederiz fotoğraf için. Bir sonraki fotoğraf Kutay'dan. Kutay sadece yeni gelen figürlerini attı ama gayet güzel olduğu için ben aldım videoya. Tamamını bir gün atarsa tamamını da paylaşırız. Hatta galiba paylaşmıştık Kutay'ın. Bunlar yeni gelenleri. Şu dördü zannedersem. İki tane Venom figürü gayet güzel duruyor. Bir tane Punisher. Bu da çok güzel bir figür. Eski figür zannedersem değerlidir de muhtemelen. Bir de Matt Murdock figürü. Daredevil bu zannedersem. Spider-Man'de gözükmüştü. Gayet güzel figürler. Şu dördü içinde senin en çok hoşuna hangisi gitti? Venom şu 363 olanın hoşuma gitti şu. Ama soldakini biz zaten daha önce başka birinde görmüştük diye görmüş hatırlıyorum. Görmüş olabiliriz aynen. Gayet. Onu görmüştük ama bu Venom figürü benim hoşuma gitti. Diğeri de bayağı pahalı dedim. Venom benim herhalde Deadpool'dan sonra ikinci en sevdiğim karakter diyebiliriz. Diğer çok fazla Marvel'da çok hoşuma giden o kadar sevdiğim karakter yok diyeyim yani. Bir sonraki Funko Amirali, bu da Dubai'ye gitmişti. Dubai'ye gitmişti. Bunları zannedersem oradan aldı. Koleksiyonunun tamamı değil bunlar diyebiliyorum. Onun da bu gayet güzel bir koleksiyonu var. Bunlar genelde anime topluyor. One Piece ve Naruto burası. Özellikle şu Armored Luffy çok güzel. Çünkü bu Funko Shop Exclusive. Bunun bir de Chase'i var. Chase'i çok değerli. Bu Chase olmayan versiyonu ama gayet güzel. Şöyle güzel figürleri var. Sabo'nun figürini daha önce gördük mü ya? Ya da ben şu an Sabo'yu sevmeye başladığım için mi hoşuma gitti acaba? Sabo şu... ve Luffy'nin figürü gerçekten çok iyiymiş. Şu çok iyi. Şunun bir de Funko Shop Exclusive. O çok iyi. Şu Hida'nın da Chase'i var. O da çok güzel. Siyah beyaz. Madara'nınki de güzelmiş. Aynen, Madara'nın şu figürü de gayet güzel. Hem bu hem bu ikisi de. Evet. Çok güzel koleksiyon. Çok güzel figürler. Bir sonraki Emre. Emre bu aslında kullanıcı adı Emre Kalp'ti. Bütün figürlerde kadın olduğu için acaba Emre erkek arkadaşının ismi de kullanıcı adı Emre Kalp de. Çünkü bütün şeylerin kadın olması onu düşündürtüyor bana. She-Hulk. Bu dişi olan Thor. Burada da işte neydi bunun adı? Wonder Woman'lar. Burada da yine şey Guardians of the Galaxy seti falan. Böyle bir koleksiyon. Gayet güzel. Bayağı beğendiğim bir koleksiyon. Ama belki bir kadından gelmiş olabilir. Ben erkek koleksiyonu gibi gelmedi bana. Evet, kadın gibi ama bir de açılıp sergilenmesini ben daha çok hoş buluyorum ya. Daha hoşuma gidiyor. Güzel, bayağı güzel. Ama bunlar yani gördüğümüz figürler sanki. Bir yok, şunu ben çok evet, görmedim. Bir onu görmedik sanki ama yok görmedim. Şeyleri de görmedik gerçi. Bu alt taraftaki hariç üsttekilerin hepsini şunu gördük. Şunu bir yerde görmüştüm. Bazı yerlerde şu Wonder Woman'ların bazıları kolay bulunuyor ama evet. Ama şey görünüş olarak çok güzel gözüküyor gerçekten. Evet. Emre Kalbin figürleri de bu kadardı. Bir sonraki koleksiyonumuz Eivor'dan. O zaten şeylerde yeni başladığını söylemişti. Genelde bunlar Spider-Man kötüleri herhalde.
Hepsi de çok güzel bir figür. Figürler. Özellikle şu Kraken the Hunter. Kraven the Hunter pardon. Bu figürün çok değerleneceğini düşünüyorum. Çünkü bunun yeni bir filmi geliyor. İlk basılan figürü de bu. Filmden önce basıldı bu. Bu figür çok değerlenebilir. Bu figürü bence satma. Ben yerinde olsam satmam yani. Filmi çıkacak çünkü bunun. Filmi çıkınca bu eski figür çok daha değerlenecektir. Bu diğerleri de gayet güzel figürler. Zannedersem şu Assassin's Creed'den bir figür. Şurada da 3 tane Spider-Man figür var. Sen ne düşünüyorsun şöyle 5 figür arasında? Ben direkt Green Goblin'i çok beğendim ya. İşçiliği de bayağı iyi yani o. Aynen bayağı detaylıca yapılmış. Evet detayı falan çok iyi. Elektro diğerleri de güzel ama. Aynen. Hani açılınca daha net gözüküyor ya bazı şeyler. Hani güzel ya da çirkin yapılıp yapılmadığı çok net belli oluyor. Evet Eivor'un koleksiyonunda bu kadardı. Bir sonrakine geçebiliriz. Bu Tarık'ın. Zannedersem evet. Tarık bu iki fotoğrafı var. Bu en son aldığı Mystery Box'tan. Bunu Pop Culture'dan aldı. 3 adet Mystery Box aldı. Bu bir tanesi. Kutulardan bir tanesi. Pardon bu 3 Mystery Box'ın açılmışı. Bir de koleksiyonunu var. İki fotoğrafı var yani. Şu mesela Goku Chase çıkmış şansa. Çok güzel bir şans. Normalde hani zor denk gelmesi. Bana mesela 2 tane aldım. Denk gelmedi henüz. Bakalım denk gelecek mi? Hadi bakalım. Diğerleri de böyle güzel güzel figürleri çıkmış bu koleksiyonundan. Şöyle bir genelce bir buna bakalım. Bir de diğerini göstereyim. Bu da rafında duran o figürler gelmeden önceki. Şöyle figürleri var. Kısaca bakalım ben şu Yami'yi çok seviyorum. Animesini de çok seviyorum zaten. Ya, en sevdiğim karakter bu zaten oradan. Doncic de çok iyi. John Wick'i çok sevmiyorum. Yalan olmasın. Uchiha Madara güzel. Şuradaki gelenlerden de tabii ki Chase Goku çok güzel olmuş. Şu Michael Jordan çok iyi. Funko Shop eksklusif çünkü. Şu Batwoman çok güzel. Genel olarak şu Dragon Ball figürleri gayet hoş duruyor. Beğenmediğim şu Star Wars figürü çok hoşuma gitmedi. Şurada bir Small World figürü var. Bu çok hoşuma gitmedi. Bir de burada Moon Knight herhalde. Bu da çok hoşuma gitmedi ama diğerleri hepsi neredeyse çok güzel figürler. Söyle. Şeyden yani aslında güzel şeyler çıkmış bence. Aynen. Biliyor musun? Yani 3 kutu tane almış. Evet. Biri dörtlü, diğer ikisi altılı. 12-16 tane figür gelmiş. Yani bir tanesine chest çıkması. Hı-hı, diğerleri de bayağı sticker'lar çıkmış. Var evet, bayağı. Hepsi güzel güzel. Çok kötüler. Figürler. Hani çok birkaç tane öyle kötü aynen. Gelmiş sadece. Çok gayet iyi güzel. Çıkmış. Zaten bu Goku zannedersem 40-50 dolar civarında. Sadece evet, bunun değeri Goku var. Çok şanslı olmuş. Kutu zaten 40-50 dolar da kutu zaten. Yani bir tanesi zaten hepsini ödüyormuş gibi. Evet. Burada da bunlar var. Sen ne düşünüyorsun genel olarak? Ben Madara'yı ben de seviyorum. Aynen. Aslında güzel bir karakter değil ama. Yok lan Madara çok iyi karakter. Ben sevmiyorum. Ama şeyi güzel yani. Zannedersem şunlarda da koruma var. Yeni aldıklarına da koruma alırsan iyi olabilir. En azından elinde tutacaklarına koruma al. Hmm. Belki bazılarını satmak istersin. Hani çünkü şey satmak şöyle hani satıp daha çok sevdiğini alıyorsun. O yüzden satmak iyi olabilir. Tabii satarken hepsinden de kar edeceksiniz diye bir şey yok. Bazen hani aldığın fiyatı satarsın. Daha çok sevdiğini alırsın. O da kardır yani. Tarık'ın koleksiyonu bu kadardı. Bir sonraki Neville. Neville bizim Game of Thrones toplayan Game of Thrones videosunu da beraber yapmıştık. Hmm. Yeni figürler aldı. O yüzden bana güncelini attı. Gayet güzel gözüküyor. Şöyle iki fotoğraf. Kendisi Game of Thrones koleksiyonu yapıyor. Şu anlık burada ama devamda edecektir. En son şu Hodor'u almıştı. Gayet güzel gözüken. Şöyle büyük bir Hodor. Evet o çok güzelmiş. Bütün figürleri neredeyse hoş duruyor. Koruyucuları falan var. Beraber bir koleksiyon olarak çok hoş duruyorlar. Belki bir gün hepsini tamamlar. Ama rafa nasıl sığdıracak bilmiyorum. İki tane boş yeri var. Bir tane büyük bir tane de küçük için. Şurada bir tane fazladan kutusuz Arya'sı var. Acaba bunun kutusu var mı? Evet bir rafta alabilir. Bunlar da başka figürler alırken yanından gelenlerdi. Bunları da satıyor diye biliyorum ben şu üçünü. Sen ne düşünüyorsun böyle genel olarak? Bir dönebilir miyiz? Döneriz. Ben Night King'i beğendim. Güzel gözüküyor yukarıda. Aynen bayağı güzel. Bayağı bu metalik bir de evet. Bu. Metal gibi parlayan figürlerden gayet hoş duruyor. Çok güzel gözüküyor. Yani. Direkt dikkat çekiyor zaten. Game of Thrones'un figürlerini beğeniyorum genellikle. Bence güzeller ya. Çok evet. Kötü figürü çok nadir belki çıkıyor evet, yani. Bence de çok güzel figürleri var. Evet devam edelim. Neville'ın koleksiyonunda bu kadardı. Güncellendikçe tekrar paylaşırız. Bir sonraki Karsamaz bayağı fotoğraf attı. Onların hepsine hızlıca geçelim. Sonra başa döneriz. Şurada çok iyi figürler var. Birinci fotoğrafta konuşmak Yamato'yu istedim. Gördüm. Evet. Yamato benim en sevdiğim evet, şeylerden biri. Bunun bir de Chase'i var. Chase'i daha da güzel. Chase'in farkı ha. Maskesi var. Maskesi var. Maskesi var yüzünde.
Şu Roger var zaten. Bu da çok güzel. Hmm. Şurada bir de Ichigo var. Bu da çok güzel. Bu da güzelmiş. Devam edelim. Sonra onlara döneriz. Bunlar büyük figürler. Mewtwo ile Mandalorian. Yine burada böyle bir Star Wars bölümü var. No. İki tane Roger ve Ace'in Wanted posterlerleri. Çok güzel. Şunun, çok güzelmiş. Bunlar geçen sene çıktı. Gayet güzel figürler. Şunun orijinal sticker'lı hali bayağı değerli. Bu ikisi de böyle gayet güzel. Yine burada bir One Piece bölümü var. Eustace Kaptan Kid'i var. Çok güzel. Bunun da değerleri 120-130 dolarlardaydı. Şu an 60 dolarda ama daha da aşağı iner mi zannetmiyorum. Yenisi mi çıktığı için yok, yoksa? Bu sadece Avustralya'da satılıyor. Amerika'da satılmadığı için piyasaya yavaş girdi o yüzden diyeyim. Şurada Marco figürü var. Gayet güzel. Yani koleksiyonda bayağı güzel figürler var. Şöyle bir Rick and Morty bölümü var. Bu arada Rick and Morty koleksiyonu yapma fikri de benim aklımda. Ama çok fazla figür var ama. One Piece. Bakalım. One Piece yapalım. One Piece pahalı olur ya. One Piece yapsak ben sana destek çıkarım. Genel bir karışık bölüm var. Evet, figürler bu kadar. Baştan şimdi bir başlayalım. Her fotoğraf değerlendirelim bunu. İlk fotoğraftan başlayalım. Senin burada en sevdiğin hangisi? Ya tabii ki Yamato. Yamato çok güzel. Roger ben çok zaten güzel. Aynen One Piece hayranı olduğum için yani Yamato'yu da ilk kez görüyorum diye hatırlıyorum evet. Değil mi? Hiç Yamato daha önce görmedik. Yamato'yu seviyorum. Roger'inki de güzelmiş. Bu şey Chase ile farkı ne Chase'inin? Chase'inde şapka var sadece. Evet, geçen söylemiştin galiba evet. Değil mi onu bana? Chase'inde şapka var. Şu Whitebeard'ın da Chase var. Chase'inde bere yok diye hatırlıyorum. Sarı saçları gözüküyor. Şu Ichigo da güzelmiş. Ichigo'nun da Chase'i var. Bayağı güzel gözüküyor o da. Şu Sogeking'in de Chase'i var mıydı? Galiba bunun da Chase'i var. Hı-hı. Bunların hepsi çok güzel figürler. Evet, evet güzel. Ben de çok şu da çok. Şu Summon School'u da ben çok beğeniyorum. Şu Venom da çok güzel. Bende de var. Bana da çıktı. Ben kendime ayırdığım tek figür bu bana çıkanlardan. Gayet güzel bir Venom figürü. Yetişine söylediklerinden mi geldi? Aha. İkinci fotoğrafta Mewtwo ile Mandalorianlar. Bunlar büyük boyutlu gayet güzel. İki tane figür. Değerli bunlar da. Burada böyle bir Star Wars bölümü var. Yine çok güzel. Şu Darth Vader çok hoş duruyor. Şurada bir tane parlayan Darth Vader var. Bu da o zaten baya böyle kalın böyle kutulu gibi. Özel bir kutu mu onunki yoksa koruyucudan evet, mı? Evet. Koruyucusu kalın koruyucu var bunda. Bu gayet güzel böyle duruyor. Böyle şey yani hani normal koruyucular değil belli. Akrilik koruyucu galiba. Gayet güzel duruyor o da. Bu ikisi zaten çok iyi. Ace ben almak isterdim ya. Ace'in başka bir figürü var. Daha ucuz. Yeniden basıldı. O yüzden daha ucuz. Bunların kutularında biraz hasar mı var? Evet. Değil mi? Üstleri sanki birazcık sıkıntılı gibi. Kargoda olmuştur o muhtemelen. Ama gayet güzel. Türkiye'de bunları ben senden başka kimse de görmedim zaten. Bu iki figürü özellikle. Şu da Hot Topic özelmiş. Gayet iyi. Şu geri gidelim. Son kaldı. Burada en beğendiğin hangisi? Zoro. Bu ara hayranı oldum. Yamato Zoro. Yani Zoro'yu ama Zoro'nun daha iyi figürleri var mı ya? Bir iki tane görmüştük ama hala çok çok iyisi aynen, gelmedi çok iyisi gibi değil mi? Marco zaten çok bu Marco seviyorum. Marco çok iyi burada. Marco'da zaten koruyucu var bu arada. Baksana. Evet doğru. Yani Eustace Kaptan gitti evet. Güzel. Gayet güzel bunlar. Şeylerimiz benziyor yani. Rick and Morty de burada hepsi güzel. Son olarak da bunlara da bakalım. Burada Kilo benim en sevdiğim. Kilo evet seninki geldi yine. Her çok güzel. Videoda bir tane Kilo görüyoruz galiba evet. Değil mi? Çok güzel koleksiyonu var. Bir sonraki JV Kolektör'ün. Bunun da değişik değişik figürleri var. Funko'lar da var. Funko olmayanlar da var. Bunlar Funko mu? Bir bakayım. Değil bunlar bence Funko değil galiba. Aynen bunlar Funko değil. Bunlar Funko. Şöyle genel hepsine bir bakalım sonra başa döneceğim. Bu ikisi Funko. Bunlarla ilgili. Kutuları çok iyi ya bunların da. Özel basın mı? Bunlar çok güzel. Gayet güzel figürler. Bunlar şey var. En son bunları bir daha dönünce tamam. O zaman konuşayım haklarında. Şimdi hepsine bir bakalım çünkü. Şurada kaldık. Burada böyle geniş Mandalorian ve Child figürü var. Burada iki tane yine Star Wars. Genellikle Star Wars. Bunlar çok güzel duran bir firma. Bundan bahsetmişti bana. Funko'nun rakibi diye. Gayet güzel gözüküyorlar gerçekten de. Tip olarak hani renkler olarak falan. Gayet ilgi çekici böyle hani parlıyorlar. Bir sonraki böyle güzel bir koleksiyon var burada da. Yine bunları dönünce tekrar haklarında konuşacağım. Hepsini gördükten sonra. Burada da yine Funko olmayan başka ürünler var. Gayet geniş her ürün, her koleksiyonda, her markanın böyle
Bubblehead dediğimiz büyük kafalı figürleri var. Genelde Star Wars'unkiler. Şöyle başa dönüp bir daha en baştan inceleyelim. Genelde Star Wars zannedersem Funko tarzı çoğu. Bu sallanan kafa Bubblehead'ler genelde Funko öne çıkardı. Sonra başka firmalar da yapmaya başladı. Gayet güzel. Şöyle hepsi de hoş duran figürler. Boyutları peki Funko ile biraz daha büyük, büyük değil mi? Aha, bir de biraz daha güzel gözüküyor, evet. Kutuları biliyor musun? İkincisi burası. Bunlar Funko. Gayet güzel. Şu figür değerli olabilir bu arada. 260 numara. Şunların kutuları yok herhalde. Ama gayet hoş duran figürler. Bir sonraki. Bunlar mesela hem Kylo Ren hem Darth Vader. Lights and Sound. Yani bunların altında pil var. Hem ışık yanıyor hem şeyli bunlar. Konuşuyorlar. Ses var. Çok iyi. Bunlar tabii biraz daha pahalı. Koruyucu var zaten, ikisine dikkat edersen. Kutuları da çok güzel yani. Bir de bunlar hatta bir de şey güzel versiyonları var bunların. Diecast deniyor. Metal Funko'lar. Plastik değil, metal. Diecast'lerde o metaller. Öyle bir versiyonları robot gibi da var. Yani. Şöyle yine Star Wars. Genelde Star Wars koleksiyonu zannedersem. Şu figürler benim gerçekten çok hoşuma gitti. Görünüşleri bayağı parlıyor falan. Dikkat çekiyor. Özellikle şu Back to the Future'la Suicide Squad figürleri. Ben de sevmedim ya. Sevmedim. Ben de tam tersi sevemedim yani. Vallahi tam rafa koysan çok güzel duracakmış gibi duruyorlar bence. Yine burada başka bir firmanın yaptığı. Bunlar da mesela hoşuma gitmedi. Bana hoş geldi. Daha gerçekçi figürleri seviyorum ben. Funko'yu o yüzden daha sevdim yani. Yine böyle Star Wars. Genelde Star Wars koleksiyonları. Gayet güzel figürleri var. JV Collector. Gerçekten çok beğendiğim figürlerin var. JV Collector'ın koleksiyonuna baktık en son. Gayet güzel. Arkadaşlar video 30 dakika falan oldu. Çok uzadı. Tabii ben biraz kısaltacağım. Siz muhtemelen 25 dakika falan göreceksiniz. Kalanları 2 part olarak yapacağım. Kalanları diğer videoda yapacağım. Çok uzun olmasın diye. İzlerken de sıkılmayın diye. Devamı da 1-2 gün içinde gelecek yani. Merak etmeyin. Şurada kaldık. 2, 4, 5 kişi var şu an. 1-2 kişi daha fotoğraf atacaktı. Hem onları da almış olurum. 6-7 kişiyle bir video daha çekeriz. Zaten bunların içinde bayağı fotoğraflar falan var. O şekilde devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İhsan. Ne? Bir şey söyleyecektim. Boğazıma takıldı. Şöyle devam edelim. Söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Instagram'ımızı takip edin. Kanala abone olun. 1000 abonede çekiliş var. 1000 abonede çekiliş var. Instagram'a gelin o yüzden. Hatta 1000 abone olmadan 950'de falan ben duyuruyu yaparım. Çekeriz yani. Tam 1000 olmasına gerek yok. Hemen başlayalım yani. Muhtemelen 2000 abone çok daha hızlı olacağı için bu kadar beklemeyecektir. Şu an ben bu çekilişleri falan kendim yapıyorum. İleride belki hani sponsor falan olursa daha fazla Funko veririz o zaman. Daha da güzel olur. Bizi takip edin yani. Bu arada Discord kanalına da gelmek isteyenler gelebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.